إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صفحة 151'deyiz Allah'ın izniyle. Ya da 149'dan başlıyor Allahu Alem. Tamam, 151'deyiz. Asıl olan metin Arapçadır. Tamam. Risaletun fi kelimeti tevhid. Kelime-i tevhid hakkında bir risale daha okuyacağız Allah'ın izniyle. Rabbim bereketli kılsın. O madde ne? Yani bu risalenin ana konusu ne? Ma'rifetu şehadeti en la ilahe illallah. La ilahe illallah'ın şehadetini bilmek. Bakın sadece söylemek değil. Bugün konumuz bununla alakalı olacak. Bu konu gerçekten çok önemli. Konuya girmeden önce çok basit bir örnek vermek istiyorum ki hepimiz Allahu Alem bu görüşte birleşebiliriz. O da şudur. Bir insan sadece la ilahe illallah demekle beraber Müslüman olması mümkün değildir. Bunun şartları vardır. Bunun lavazımları vardır ve yerine getirilmesi gereken işler vardır. Bunlar da yerine getirilmeden bir kişi sadece la ilahe illallah demekle Müslüman olmaz. Mesela şöyle bir olay düşünün. Bu olayı şunun için anlatıyorum. Sadece demekle bir insanın Müslüman olmadığını tefekkür etmek için. Düşünün biz Japonya'da geziyoruz. Tamam. Japonya'da herhangi bir tane adamı, bir Japon'u yakaladık. Ve el kol hareketleriyle ona şunu anlattık. O şunu anladı. Biz ne diyeceksek o bunu tekrar edecek. Tamam. Konu anlaşıldı değil mi? Şimdi bu adama sen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirtiyorsun. Adam hatta diyelim ki bunu şehadetle beraber yapıyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tamam. Adam bunu söyledi. Ama sadece sen söyledin diye söyledi, tekrar etti. Ne manaya geldiğini bilmiyor. Nasıl şartları olduğunu bilmiyor. Neleri reddettiğini, neleri kabul ettiğini bilmiyor. Siz bu adama Müslüman diyebilir misiniz? Demek ki sadece söylemek de olmuyormuş, doğru mu? Mesela bu adamı kız kardeşinizle evlendirir misiniz? Onun kestiğini yer misiniz? Anlatabiliyor muyum? Yani bu sadece söylenen bir şey değil. İlimle elde edilen bir şeydir. Onun için Rabbimiz Kur'an'da diyor fe'alem ennehu la ilahe illallah. Bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunu bilmek lazım. Yani zaten bugün bizim toplumumuz bu risaletin en büyük delili değil mi? Adamlar la ilahe illallah'ı sabahtan akşama kadar söylüyor. Müezzin sabahtan akşama kadar minareden bağırıyor. Boğazı kopacak neredeyse. Ama sonuçta bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Herkes şirkine devam ediyor. Herkes küfrüne devam ediyor. Tamam? Risale bunun da hakkında inşallah. Başlayalım. وَلَهُ اَيْضًا قَدَّسَ اللّٰهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ مَا نَصَّهُ. Diyor ki yine şeyhin, Şeyh Muhammed'in bir risalesi var. Allah onun ruhunu arındırsın ve mezarını nurla doldurursun. Orada şeyh şöyle söylüyor. اَعْلَمْ بِلْ كِي رَحِمَكَ اللّٰهُ. Allah sana rahmet etsin. Şeyh burada yine duayla başlıyor. Tamam. اَنَّ فَرْضَ مَعْرِفَةِ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالسَّوُمِ. Diyor ki, La ilahe illallah'ın şehadetini bilmek, yani gerçekten ilimle bunu bilmek, namazın ve orucun farzından önce gelir. Çünkü şöyle, bir insanın tevhidi varsa, o insanın ibadetleri kabul olabilir, olmayabilir. Doğru mu? Artık niyetine göre, ibadetlere göre bakar. Ama bir adamın tevhidi yoksa, onun ibadetleri Allah katında kabul olur mu? Geçersiz. Aki bak bu ne demek? Senin temelin olması lazım ki sen onun üzerine bir bina yapasın. Tevhid de temeldir. Temelin olmasa bütün ibadetlerin boşa gitmiştir. Boşu boşuna namaz kılarsın, boşu boşuna oruç tutarsın. Tamam? Tamam. Anlaşıldı mı inşallah? Namazın farzından önce, orucun farzından önce Müslüman la ilahe illallah'ı bilmesi lazım. Yoksa zaten Müslüman olamaz. Tamam? Ondan sonra şeyh diyor ki, فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَبْحَثَ عَنْ مَعْنَ ذَٰلِكَ. Diyor ki bunun manasını araştırmak kulun üzerine vaciptir. Neyden daha fazla? اَعْذَمَ مِنْ وُجُوبِ بَحْثِهِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ. Namazı ve orucu araştırmaktan daha fazla onun üzerine vaciptir. La ilahe illallah'ın manalarını araştırmak. Çünkü o onun temelidir. Bunu söyledik. وَتَحْرِيمُ الشِّرْكِ وَالْاِيمَانِ بِالطَّاغُوتِ اَعْذَمُ مِنْ تَحْرِيمِ نِكَاحِ اُمَّهَاتِ وَالْجَدَّاتِ. Diyor ki, tağutlara
Yani daha şöyle söyleyelim. Şirkin ne kadar haram olduğunu veyahut tağutlara küfretmenin, kufur bir tağut yapmanın önemliliği annelerle veyahut nenelerle evlenmekten onun için daha vaciptir. Bakın şundan dolayı söylediğim birazcık tuhaf anlaşılabilir. Ahi sen annenle nikah yapsan bile, yani zina yapsan bile nikah olmaz. Allah Azze ve Celle isterse seni affeder. Bak insan ne kadar midesini bulandırıyor değil mi? Hatta ben şeyh hakkında bir olay anlatayım. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh bir gün adak hakkında konuşuyor. Talebeleri de diyor ki, Şeyh ya sen hep aynı şeyleri konuşuyorsun, tevhidi konuşuyorsun, şirki konuşuyorsun, adakı konuşuyorsun. Yani artık yetmez mi? Diyor tamam yeter, ben size şimdi bir mesele anlatayım. Diyor ki bir adamın 3 tane tavuğu var. Bu 3 tane tavuğun 2 tanesini Allah'tan başkasına adak olarak yapıyor. Başka bir tane adam da var, annesiyle ve bacısıyla zina yapıyor. Diyor siz hangisine önce yaptırım yaptırırsınız tabiri caizse? Buna benzer şeyler söylüyor. Onlar da diyor o nasıl bir adam annesiyle zina yapıyor, o nasıl bir adam işte bacısıyla zina yapıyor. Şeyh diyor bak siz halen tevhidi anlamadığınız için ben size halen anlatıyorum. Niye? Çünkü bak sen bir tavuğu başkasının adına adak yaparsan bu şirktir. Bakın nedir? Son derste konuştuk adak yapmanın büyük şirk olduğuna dair. Ama Allah muhafaza, yani Allah Azze ve Celle öyle bir şey göstermesin. Annenle bacınla zina yapmanı Allah Azze ve Celle istersen affeder. Eğer şirk dediğimizde İçimizdeki nefret anne ile zinayla bacıyla zinadan daha fazla değilse bizim itikadımızda problem var demek. Çünkü bakın İmam Kurtubi şu ayet hakkında diyor ki ahkamul muhkemat. Muhkem ayetlerin en muhkemi. O da ne? İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyecek ahi. Hiçbir zaman. Ama bunun altında olanı istediğini affeder. İşte biz de dine bu şekilde bakmamız lazım. Şirk her şeyden daha kötüdür abi. Şirk öyle bir şey ki bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile yapsa Allah Azze ve Celle onun bütün amellerini boşa gittiğini söylüyor. Tamam? Evet. Devam edelim Allah'ın izniyle. فَاَعْذَمُ مَرَاتِبِ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmenin mertebelerinin en yükseğidir. La ilahe illallah. Zaten söylüyor. O nedir? شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik getirmek. Sen de bunu en güzel şekilde nasıl yapabilirsin? İlimle beraber yapabilirsin. Onun için Rabbimiz diyor: "İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ." Allah'tan haşiyetle, gerçek korkuyla alim kulları korkar. Ne demek ahi? Senin ilmin ne kadar fazla olursa Allah'ın ilim dediği ilim yoksa bilgi değil, sen Allah'tan o kadar fazla korkarsın. Tevhidini de o kadar iyi muhafaza edebilirsin demek. Tamam? Devam edelim inşallah. Allahu Ekber. Ve ma'na zalika en yeşhedel abdu ennel ilahiyyete kullaha lillah. Ve bunun manası şudur. Kulun ilahlığın hepsinin sadece Allah'ın olduğuna şahitlik getirmesidir. Tamam? İlahlık sadece Allah'ındır. İlahın ne olduğunu ondan önceki derslerde söylemiştik. Fazla girmeyeceğim. Bakın kime bile olsa bile. Şimdi sayacak yine şeyh. Leyse minha şey'un li nebiyyin. Hani o ilahlıktan bir peygambere bir payı bile yoktur. İlah sadece Allah'tır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilah değil. Allah'ın kulu. Onun için Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretiyor? Diyor ki Hristiyanların İsa'yı putlaştırdığı gibi beni putlaştırmayın. İlahlaştırdığı gibi beni ilahlaştırmayın. Yani ilahlık sadece Allah'ın abi peygamberin bile değil. Tamam. Ondan sonra diyor وَلَا لِمَلَكِنْ Melekin de değil hiçbir meleğin. Cebrail ilah değil. Mikail ilah değil. İsrafil ilah değil. Tamam. وَلَا لِوَلِيِّنْ Veyahut hiçbir velinin nedir? Yani bugünün tabiriyle şeyhin değil, hocanın değil, ilim talebesinin değil, hiçbir tarikatın değil. İstediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. İlah yalnızca Allah'tır. Tamam? Evet. Bel hiye hakkun lillah ala ibadihi. Bilakis o Allah'ın kulları üzerine hakkıdır. Allah'ı tek ilah bilmek. Sadece Allah'a ibadet etmek. Bütün ibadetleri Allah'a yapmak. Yoksa şu anlama gelmediğini söyledik. İbadetlerin %99'unu Allah'a, %1'ini başkasına. Bu seni ne yapar? Söyleyin. Müşrik yapar abi. Seni küfre sokar. Ebedi cehenneme götürür. Allah Azze ve Celle ibadetlerin çoğunu kendisine istemiyor. İbadetlerin hepsini kendisine istiyor. Tamam? Tamam. Ondan sonra... وَالْاِلَٰهِيَّةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّ فِي زَمَانِنَا اَسْسِرُّ وَالْاِلَٰهُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ Yani şurada duralım inşallah. Diyor ki bizim zamanımızda ilahiyet yani ilahlık sır deniliyor. Allahu alem biz geçen derste bir şey söylemiştik aklınıza gelsin. Şeyhin zamanında işte velilere, türbelere şirk koşuluyor.
Buna da işte sır deniliyor. Bu evliyanın sırrıdır. Bu hocanın sırrıdır. Şeyh bunu kastediyor. Tamam? Bizim zamanımızda da ne abi? Abi bak şeyh diyor ki şeyhin zamanında sır diye bir ilah var. Yani Allahu alem o zaman da sofilerin kendilerine öz böyle yaptıkları batıl bir şey, tamam? Aynısı bizim zamanımızda ne? Tarikat. Şeyh. Anlatabiliyor muyum? İşte uçma, vurma. Mesela adamlar şöyle şeyler bile anlatıyor. Diyor ki şeyh hazretleri gece yatağından kalktı. Kollarını açtı. Cübbesinden bombalar yağdı. Kıbrıs'ı diyor biz öyle fethettik. Kıbrıs savaşını diyor öyle kazandık. Bu resmen ilah edilmek ahi. Çünkü adam faydayı Allah'tan değil şeyhinden biliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir tane zındık daha var. Şöyle söylüyor. Hepiniz biliyorsunuz, ismini söylemeyeceğim. Bu mekanı necis etmek istemiyorum. Diyor ben uçaktaydım. Uçak birden diyor sallanmaya başladı. Turbulanslar falan oldu diyor. Diyor ki ondan sonra Bakara'yı okuyorum, Ali İmran'ı okuyorum diyor. Hiçbir şey olmuyor. Bak resmen Allah'ın kelamının bir şey ifade etmediğini söylüyor. Bir faydası olmadığını söylüyor bu zındık. Ama işte sözlerinden anlaşılmıyor. Diyor ondan sonra şeyhe bir bağlandım, bir rabıta yaptım. Diyor uçak hemen rahatladı. İşte dedim ya Abdülkadir Geylani, işte ya şöyle ya böyle. Anlatabiliyor muyum? Abi kısaca şöyle, fayda ve zarar umduğun şey neyse veyahut insanların neyden fayda ve zarar bekliyorlarsalar insanların ilahı odur. Bu da zamandan zamana değişebilir. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında bunlar putlar. Tamam? Bizim zamanımızda bu ne? Parlamento. Meclis. İnsanların kanun yaptığı yerler. Niye? Bakın bu kadar ekonomik sıkıntının içinde ülke olmasına rağmen adamlar halen onları putlaştırıyor mu, putlaştırmıyor mu? Diyor ki bir bildiği vardır. Eğer bunu yapıyorsalar bir bildikleri vardır. İlahlık böyle bir şey işte. Ondan sonra diyor ki şeyh vel ilahu fi kelamil arab. Arapların kelamında ilah nedir? Huvellezî yusemme fi zamanina eşşeyh ve seyyid. Yani diyor ki Arapların ilah dediğine bizim zamanımızdakiler şeyh diyor. Seyyid diyor. Seyyid bizim Kürtlerde de çok var değil mi? Var. Adam diyor Seyyid. Ne Seyyid? Yani peygamberin soyundan gelmiş. Yani bu ne ifade ediyor? Adam değerli o zaman. Abi siz bu adama Kur'an açacaksınız. Hiçbir peygamberin çocuğunun garantisinin olmadığını Nuh aleyhisselam kıssasıyla göstereceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya bir de şöyle bir şey var. Ya sen Kürtsün, sen nasıl Seyyid olacaksın? Sen Arap değilsin ki. Şecere var mı? Şecere de yok. Nereden bileceğim ben senin Seyyid olduğumu? Gelip bana hizmet edeceksin. Beklentileri bu işte ahi. Hizmet. Hizmet adı altında insanları soyurmak. Rabbim hidayet eylesin. Evet. Bakın aslında ilah nedir? Şeyh onu şimdi açıklıyor. اَلَّذِي يُدَعَى وَيُسْتَغَافُ بِهِ Kendisine dua edilen ve umut beklenendir ilah. Yani sen kime dua ediyorsan ahi sıkıntında ve rahatında. Ki şeyh en son derste ne demişti? Aklınıza gelsin, bir hafta önce yaptık. Diyor ki o zamanın müşrikleri bu zamanki müşriklerden daha iyiydi. Çünkü onlar sadece hani onlar zarar anında sadece Allah'a ibadet edip Allah'a dua ediyorlar. Bugünküler rahatta bile diyor, putlarına dua ediyorlardı. Devam edelim mi inşallah? İnşallah. Şimdi şeyh kendi zamanı hakkındaki putlardan yine birazcık bahsedecek. فَاِذَا عَرَفَ الْاِنْسَانُ اَنَّ هَذَا الَّذ۪ي يَعْتَقِدُهُ كَثِيرُونَ فِي السَّمَّانِ وَاَمْثَالِهِ Diyor ki bu şeyh, seyit gibi kelimeleri insan bunu bildiğinde semman ve benzeri hakkında veyahut misalcak اَوْ فِي قَبْرِ بَعْلِ السَّحَابَ veyahut sahabelerin kabrinlerinden bazılarını هُوَ الْعِبَادَةُ الَّتِي لَا تَسْلُحُ اِلَّا لِلَّهِ Allah'tan başkasına caiz olmayan ibadetin orada yapıldığını bilir diyor yani. Tamam? Niye? Adam resmen, mesela bakın ben size birkaç derse söyledim. Mesela ben söylediğimde genelde gülünüyor, normalde ağlanması gereken bir şey. Göbek Baba Türbesi var, kadınlar resmen oraya gidiyor diyor, al sana göbek, ver bana bebek. Bakın bu şirkin en daniskasıdır. Ahi resmen Allah'ın Halik sıfatını türbede yatan leşe veriyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Bu yine şuna delildir. Zamana ve mekana göre şirk değişiyor. Müşriğin zihniyeti ama her zaman aynı. O da ne? İbadeti Allah'tan başkasına yapmak. Tamam? Bakın diyor ki وَاَنَّا مَنْ اِعْتَقَدَ فِي نَب۪يِّنْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَدْ كَفَرَ Diyor ki nebilerden bir nebi için bile bunun olduğunu itikat eden kafirdir. Yani ibadetin Allah'tan başkasına yapılmasına itikat eden veyahut Allah'tan başkasının ilahlık hakkını olduğuna itikat eden velev ki bir nebi bile olsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa kafir olur. Hatırlayın bir hadiste aleyhissalatü vesselamın yanından bir tane kadın mı adam mı şu an hatırlayamadım. Geliyor böyle titriyor korkudan. Aleyhissalatü vesselam diyor rahat ol. Ben sadece kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Hani kendisini ilahlaştırmasına izin vermiyor aleyhissalatü vesselam. Tamam? Evet.
Ondan sonra diyor ki şeyh ve cealehu ma'allahi ilahan akhar. Allah'tan başka onları ne yaptılar? İlah edindiler. Subhanallah. Allahu ekber. Fehaza lem yekun kad şehide en la ilahe illallah. Evet. Bundan dolayı yani böyle itikad eden bir insan Allah'tan başka bir ilah olduğuna veyahut Allah'tan başkasına ibadet edildiğine itikad eden bir insan. Velev ki peygamber bile olsa, sahabenin kabri bile olsa, şeyh de olsa, hoca da olsa artık neyse böyle itikad eden la ilahe illallah'a şahitlik etmemiştir. Velev ki bu adam sabahtan akşama kadar namaz kılsın. Velev ki bu adam sabahtan akşama kadar oruç tutsun. Anlaşıldı mı inşallah? Tamam anlaşıldı Allah'ın izniyle. Evet bakın ondan sonra tağutu inkar etmenin manasına şeyh yine gelecek. وَمَعْنَا الْكُفْرِ بِالْطَاغُوتِ وَمَعْنَا الْكُفْرِ بِالْطَاغُوتِ Tağuta küfretmenin, tağutu inkar etmenin, reddetmenin, tekfir etmenin manası ne? اَنْ تَبْرَعَ مِنْ كُلِّ مَا يُعْتَقَدُ ف۪يهِ غَيْرَ اللّٰهِ مِنْ جِنِّيِّنْ اَوْ اِنْسِيِّنْ Tamam. Diyor ki, küfür بِالْطَاغُوتِ şudur. Allah'tan başka kendisine ilahlık itikad edilen her şeyden ne yapacaksın? Beri olacaksın. İster insi olsun, ister cinni olsun. Fark etmez. Şeyh bunu bundan dolayı söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında cinlere bile ibadet ediliyor. Mesela adamlar gece bir vadiye geldiğinde işte bu vadinin cini hangisi ise ben sana secde ediyorum, senin koruman altına giriyorum, bana elleme. Bugün de var, bugün satanistler yok mu? Şeytana tapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Fark etmez. Ondan sonra şeyh bunları sayacak bak. Fark etmez ister insi olsun ister cinni olsun. Ev şecerin ev hacerin. İster ağaç olsun ister taş olsun. Hani bu dilek ağaçları var ya bunlar da yaygın Türkiye'de. Mesela kadınlar gidiyor oraya böyle bir bez bağlıyor. Yazmalarını bırakıyor. Ondan sonra neymiş efendim? Ondan dolayı çocuğu olacakmış. Estağfirullah. Ya türbeler var adam gidiyor içine para atıyor. Aslında oraya böyle birini katsak o paraları toplasak iyi olur ha. Öyle abi. Bak resmen kutsiyet veriyorlar. Hani biz gülüyoruz da bu resmen ilahlık pozisyonuna getirmektir. Çünkü oradan bir fayda ve zarar bekliyor. Allah muhafaza. Ya da diyor ki şeyh ev gayri zalik. Bundan başkaları da var. Hani başka artık bu taş olur. Ondan sonra işte türbe olur. Hoca olur. İnsi olur. Cinni olur. Kendisine ibadet edilen veyahut ilahlık olduğuna itikat edilen her şeyden sen beri olmadan yani kufur bit tağut yapmadan sabahtan akşama kadar la ilahe illallah desen bile yine Müslüman olmazsın. Tamam? Ve bakın burası da önemli. Burayı unuttum. Ve teşhedü aleyhi bil kufri ve dalal. Ve böyle yapan insanların küfür içinde dalalet olduğuna şahitlik edeceksin. Yani sen bunu yaptın. Tamam. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Bunu yapanları tekfir edeceksin. Müşrik olduğuna itikad edeceksin. Kafir olduğuna itikad edeceksin. Yoksa ha sen yapmışsın veyahut yapmamışsın. O zaman aradaki fark ne? Sen kendin yapmıyorsun ama yapanlara da Müslüman hükmü veriyorsun. Olur mu? Olmaz ahi. Onların küfür ve dalalet içinde olduğuna itikad edeceksin. Ve tubghidhu. Onlara buğz edeceksin. Bakın bunu geçen sefer de saymıştık. Hatırlayın. وَلَوْ كَانَ آبَاكَ وَأَخَاكَ وَلَوْ كِ senin baban da olsa, kardeşin de olsa. Kufri bir tağut yapmayanlara buğz edeceksin, onlardan beri olacaksın, onların dalalet ve küfür üzere olduğuna itikat edeceksin. Şahitlik edersin. Allah muhafaza küfrü açık, sarih, icma ile küfrü açık olan bir insanın küfrüne itikat etmezsen, vallahi bu seni dinden çıkarır. İlletini de söyleyeyim inşallah. Bunu birkaç yerde söyledik. İşte kafire kafir demeyen kafir olur kaidesi. Bizim için çok önemli. Misal vereyim. Allah Azze ve Celle Hristiyanların küfrünü Kur'an'da açık bir şekilde belli etmiyor mu? Birçok yerde değil mi? Ayetleri okumuştum size. Mesela bir adam kalkıp dese ya ben Hristiyanlara kafir diyemem. İşte Yahudilere kafir diyemem. Bu adam kafirdir. Müşriktir. Allah düşmanıdır. Niye? Bakın niyesi çok önemli. Kafire kafir demediği için değil. Yani asıl illet bu değil. Asıl illet ne? O kafirler hakkında inen olan nasları yalanladığından dolayı, ayetleri ve hadisleri yalanladığından dolayı. Anlaşıldı mı? Bundan dolayı kafirdir. Çünkü Hristiyanların küfrünü Allah Subhanahu ve Teala açık bir şekilde belli ediyor. Sen Hristiyanların hükmünü Hristiyanlara vermezsen, Yahudilerin hükmünü Yahudilere vermezsen, bu konuda Allah Azze ve Celle'nin indirilmiş olduğu nasları yalanlamış olursun. Velev ki kabul etsen de etmesen de. Aynısı tağutlar için de geçerli, aynısı müşrik ve kafirler için de geçerli. Anlaşıldı mı ahi? Bu kadar basit. İlletleri bilmemiz bizim için çok önemli. Tamam? Yoksa kaide bugün Türkiye'de kullanıldığı gibi değil. O da nasıl adam kendisine göre bir kafir portresi çiziyor. Ona kafir demeyen herkese kafir diyor.
Böyle değil. Kastedilen bu değil. Kesinlikle o değil. Tamam? Evet. Devam edelim mi inşallah? فَاَمَّا مَنْ قَالْ Şu kişiye gelince, hani şöyle söyleyen kişiye geldiğinde اَنَا لَا اَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Tamam? وَاَنَا لَا اَتَعَرَّدُ السَّادَةَ وَالْقِبَابَ عَلَى الْقُبُورِ Ama yani böyle kabirlere giden, kabirlerden medet uman insanlara da itiraz etmiyorum. Yani onlara bir şey diyemem. Yani onlara kafir diyemem. Aslında şeyh bunu burada kastediyor. Onların hükmünü onlara veremem. Ve emsale zalik bunun misali nedir? Fe haza kazibun fi kavli la ilahe illallah. Bu Allah yani Allah'tan başka ilah yoktur sözünde yalancı olan kişinin sözüdür. Çünkü sen la ilahe illallah'a şahitlik ediyorsan ibadeti sadece Allah'a has kılıyorsun. Peki ibadeti sadece Allah'a has kılmayan bir insana hükmünü vermesen ne olacak? Ha kendin la ilahe illallah dememişsin veyahut başkası dememiş. Anlıyor musunuz? Bakın buradaki illet çok önemli. Ahi sen sadece ibadetini Allah'a has kılmayacaksın. İbadetini Allah'tan başkalarına yapanların da hükmünü vereceksin. Şeyh burada onu anlatıyor. Bak kezibun diyor, yalancıdır diyor. Anlaşıldı mı? Yani bugün aktaralım. Adam diyor ki ya benim şirkim yok. Ben Allah'a şirk koşmuyorum. Sen niye bana müşrik diyorsun? O zaman ben de şeyhin sözleriyle şöyle söylerim. Senin la ilahe illallah'ın sabit olması için sen ibadette Allah'ı birleyeceğin gibi, bu doğru, sen bunu yapıyor olabilirsin. İbadette Allah'ı birlemeyenlerin hükmünü niye vermiyorsun? O zaman ben de böyle sorarım. Zaten şeyh söylüyor. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Bu kişi Allah'a iman etmemiştir. وَلَمْ يَكْفُرِ بِالطَّاغُوتِ Tağutu da küfretmemiştir. Tağutu da inkar etmemiştir. İstediği kadar bunu iddia etsin. Tamam? Tamam. وَهَذَا كَلَامٌ يَس۪يرٌ Diyor ki bu hani basit bir sözdür. Basit bir kelamdır. يَحْتَاجُ اِلَى بَحْثٍ طَو۪يلٌ Uzun bir araştırmaya ihtiyacı vardır. Sen sadece la ilahe illallah'ı söylemekle beraber Müslüman olmayacaksın. Tamam? Bunu araştıracaksın. Uzun bir araştırma içine gireceksin. Ne anlama geliyor? Bunu araştıracaksın. Bakın zaten bunu araştırmayan insanı gerçekten akıl hastanesine yatırmak lazım. Bakın niye derseniz. Ahi düşünsene sen şuna itikat ediyorsun. Ahiret ebedi bir hayat. Doğru mu? Abi 1 trilyon sene değil. 2 trilyon sene değil. 3 trilyon sene değil. Yani sonsuz ahi. Sonu yok. Senin itikadında bir tane sıkıntı olduğunda sen şuna itikat ediyorsun. Ebedi cehennem. Doğru mu? Biz böyle itikat etmiyor muyuz? Abi böyle itikat eden bir insan nasıl araştırmaz? Allahu Ekber. Nasıl rahat olabilir? Nasıl hayatında hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir? Bakın insanlarla konuşun fark edeceksiniz. Vallahi billahi tallahi ahiret umurlarında değil. Öyle yaşıyor ki adam diyor ben zaten cennete gideceğim. Sen bana ne anlatıyorsun ki? Sen babasının bahçesine giriyormuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Ahi düşünsene sen ebedi hayatının buna bağlı olduğunu söyleyeceksin. Cennete veyahut cehenneme gideceğin bununla alakalı sen bu konuyu nasıl araştırmazsın? Ha bir Müslüman nasıl oturup bunu araştırmaz? Subhanallah vallahi akıl kâir değil. Ondan sonra diyor ki وَاِجْتِحَادٍ فِي مَعْرِفَةِ دِينِ الْاِسْلَامِ Ondan sonra İslam dinini bilmede de sen ne yapacaksın? Gayret göstereceksin. Çabalayacaksın. Bu sadece söylemekle olmaz ki. Araştıracaksın, bileceksin ve bildiğinle amel edeceksin. Sahabeyi bizden ayıran özellikler bunlar. Bakın belki bizden bazıları araştırıyor olabilir. Bazıları da biliyor olabilir ama amel noktasında çok zayıfız. Rabbim bizi ıslah eylesin. Amin. Tamam. Devam edelim mi inşallah? Ondan sonra şunu da bileceksin. وَمَعْرِفَةِ مَا اَرْسَلَ اللّٰهُ بِهِ Ondan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiğini bileceksin. Tamam. Resulahu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam'ı bileceksin. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resulullah'ı bileceksin. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği dini bileceksin. Yani onu söylemeye çalışıyor. Ondan sonra diyor ki vel bahthi amma qala'l ulema ve alimlerin ne dediğine de bakacaksın. Tamam? Fi kavlihi şu sözüyle alakalı. Çünkü senin imanın buna bağlı. Bakın ayeti yine dinleyin. Bu ayeti çokça okuduk ama şeyh getiriyor. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Kim tağutu inkar edip, iştinab edip, tekfir edip Allah'a iman ederse عُرْوَةُ الْوُثْقَى'ya yapışır diyor Rabbimiz. Tamam? عُرْوَةُ الْوُثْقَى'yı İbn Abbas İslam olarak tefsir ediyor. La ilahe illallah olarak tefsir ediyor. Yani kufur bir tağut yapmayan insan la ilahe illallah'ı yoktur. Bakın ayetin kendisine bakın. Zaten sıralama bunu ifade ediyor. Bakın Rabbimiz önce kendisine imanı getirmiyor.
Önce tağutu red, ondan sonra kendisine imanı getiriyor. O zaman ne anlıyoruz? Burada bir şart var ahi. Sen o şartı yerine getirmesen, tağutlardan Allah'ın istediği gibi beri olmasan, senin la ilahe illallah'ın, yani en sağlam kulpa yapışman yoktur demek. Allah muhafaza. Rabbim bizim yanlış fikirlerimizi düzeltsin. Amin. Tamam. Ondan sonra diyor ki, وَيَشْتَهِدُوا فِي تَعَلُّمِ مَا عَلَّمَ اللّٰهُ رَسُولَهُ Allah'ın Resul'e öğrettiği şeyleri ne yapacaksın? Onları öğreneceksin. Onlar için gayret göstereceksin. Bunlar üzerinde çalışacaksın. Tamam? Hayatını bunun üzerine vereceksin. وَمَا عَلَّمَهُ الرَّسُولُ لِأُمَّتِهِ مِنَ التَّوْحِيدِ Ve Resul'ün ümmete öğrettiği, tevhidden öğrettiği şeyleri de öğreneceksin. Bunların üzerine çalışacaksın, bunların üzerine çabalayacaksın. Yani Allah'ın Resul'e tevhid hakkında öğrettiklerini ve Resul'ün ümmete tevhid hakkında öğrettiklerini öğreneceksin abi. Bu din bunu istiyor. Yoksa efendim ben sadece la ilahe illallah diyorum, cennete gidiyorum diyen adam işi zor yani. Tamam? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ هَذَا Bundan kim yüz çevirirse. Yani la ilahe illallah'ı araştırmaktan, onun için çabalamaktan, hayatında yaşamaktan, bilmekten yüz çeviren kişiyi فَتَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ Allahu Ekber diyor. Allah onun kalbini mühürler. Subhanallah. Allah Azze ve Celle diyor ki onun kalbini mühürler. Allah muhafaza. Ve ne diyor ondan sonra şeyh? وَآثَرَ الدُّنْيَا عَلَى الدِّينِ Ondan sonra diyor ki dine karşılık dünyayı tercih ederse lem ya'zurhu Allahu bil cehale. Bu adamın Allah katında bir özrü yoktur. Cehalet noktasında Allah katında bir özrü yoktur. Tamam? Vallahu a'lem. Allah azze ve celle daha iyi bilendir. Yani şeyh şunu söylüyor. Kısaca şöyle toparlayalım inşallah. Tevhid noktasında, şirk noktasında, dinin asli olan meseleleri hakkında insan için cehalet mazeret değildir. Şeyh bunu söylüyor. Tamam. Ondan sonra bir tane teyze var ya da bir tane dayı var. Allah o dayının da belasını versin. Tamam mı? Bir dağdan inmiyor. Böyle bir teyze var. Diyor ki efendim bu teyze işte dağda hiçbir şey buna ulaşmamış. Hiçbir şey buna gelmemiş. Allah o teyzenin 10 kere belasını versin. Habire dağdan inmiyor yani. Habire dağda, tamam mı? Bu teyze inmiyor bir türlü ahi. İşte bu teyzenin hükmünü. İşte tevhidi duymamış. Bu Kur'an okumasını bilmiyor. İşte cahil kalmış. Tamam mı? Allah Azze ve Celle'nin bu konu hakkında söylediğini söyleyelim inşallah. Tamam? Bakın özür var mıymış Allah Azze ve Celle'nin dininde, yok muymuş? Estaizu billah. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَن۪ي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Hani senin Rabbin Adem'in sulbünden onun zürriyetlerini almıştı. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ve onları kendi nefsine şahit kılmıştı. Tamam? Açıklayacağım az sonra. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? قَالُوا بَلَى Dediler ki bilakis sen bizim Rabbimizsin. Şehidine şahitlik ediyoruz. Şimdi bakın biz kendimiz neye şahitlik ettik? İyi dinleyin. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. Allahu Ekber. Kıyamet gününde şöyle demeyesiniz diye. Biz bundan gafil idik. Biz bundan cahil idik. Biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye. Bir. Şimdi bakın ikinciyi de dinleyin. İkinci sebebi. اَوْ تَقُولُوا وَيَهُدْ şöyle demeyin diye اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاءُنَا مِنْ قَبْلِ Bizim babalarımız, atalarımız bizden önce şirk koştu. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ Ve biz onlardan sonra gelen bir zürriyettik. Tamam. اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Batıl ehlinin yaptığından dolayı bizi mi helak edeceksin demeyesiniz diye Allah Azze ve Celle bu misakı bizden aldı. Şimdi bu olayın birazcık arka planını anlatayım. Zaten bu ayet var ya, bütün bu şüpheler için geçerlidir ahi. Daha biz yaratılmadan önce, bak daha yaratılmadan önce Allah Subhanahu ve Teala babamız Adem'in sulbünden bizi aldı. Ve kendi nefsimize bizi şahit tuttu ve şunu sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ahzab suresine bakarsak biliyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala bunu sadece bize sormadı ahi. Semaya da sordu. Yere de sordu, dağlara da sordu. Bakın sadece insana değil. Ama diyor ki Allah Azze ve Celle onlar kabul etmedi. Ama insanoğlu kabul etti. Çok cahildir, çok nankördür. Tamam. Bunu kabul etmekle şöyle bir şey oluştu ahi. Allah Azze ve Celle bir teklif yaptı. Sen bu teklifi kabul ettin. İşte senin dünya gelme gayen budur. Allah'a verdiğin sözünü yerine getirecek misin? Getirmeyecek misin? Allah'ı tevhid edecek misin?
etmeyecek misin? Bak ayet resmen şunu söylüyor. Yaratılışından önce bile iki şey hakkında senin özrün olmayacak. Bakın ahi, daha yaratılıştan önce, daha biz yokuz ortada. Birincisi, efendim biz bilmiyorduk. Bu konu hakkında bir ilmimiz yoktu. İkincisi, bizim babalarımız müşrikti. Babalarımızdan dolayı mı bize azap edeceksin? Bakın ahi, bu iki özür Allah katında yok. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilîn. Allahu ekber. Subhanallah yani ahi, bu ayeti birazcık hissetmek lazım ya. Kıyamet günü bunu var ya hiçbir insan söylemeyecek. Bir de ben şunu da söyleyeyim, onunla beraber kapatalım. Allah rızası için ya birazcık insaflı olmak lazım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın babasına olmayan torpil, annesine olmayan torpil, ki bunların zamanında Kur'an yok, siyer yok, hadis yok, fıkıh yok, usulü fıkıh yok, hiçbir şey yok ahi, Resulullah'ın kendisi yok. Bunlara olmayan özür sana bana mı olacak? Bak zaten Şeyh Tayin güzel bir şey söyledi. وَمَنْ اَعْرَضَ اَنْ هَذَا Bundan kim yüz çevirirse diyor. Bak aslında asıl sebebini de söyledi. İnsanlar cahil değil ahi Türkiye'de. Adamlar her şeyi biliyor. Bakın ben size birçok yerde saydım. Dizileri de biliyor, dövizleri de biliyor, filmleri de biliyor, müziği de biliyor, futbolu da biliyor, rakip takım futbolcusunu da biliyor, insanları kandırmayı da biliyor, ticareti de biliyor, her şeyi biliyor. Allah'ın dinini niye bilmiyor ahi? İstemediği için, yüz çevirdiği için. Rabbim bizleri bunlarla beraber haşr eylemesin. Rabbim tevhid üzere bize ölmeyi nasip eylesin. Rabbim burada buluştuğumuz gibi cennette de buluşmayı nasip eylesin. Allahumme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.